Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Posta TV izleyicileri. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet durağından sesleniyoruz. Fatih Kadınlar Pazarı'nda yerini alan Bitlis Büryan Şak sofrasına konuk olduk. Ve firma ortaklarımızdan Sayın Emrullah Yıldırım ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem lezzetler hakkında bize hangi bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Emrullah Bey, burada bulunmak gerçekten keyifli. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır lezzetler vardır. Evet. İşte bu lezzetlerin adresi ne diyoruz? Bitlis Büryan Şak Sofrası. Evet. O kadar uzun yıllar var ki bu bir sevda, bu bir aşk. Çocuk yaşta başlayan koşturmaca 1992'de bu güzel lezzetlerin bizlerle buluşması amacıyla Bitlis Büryan Şak Sofrası olarak kuruldu. Evet. İyi ki de kuruldu diyoruz ve lezzetleri sizden bekliyoruz anlatmanızı. Neler var bu güzel sofrada? Güzel, mesela büryan kebabımız var. Evet. Büryan kebap, hani kaburgalı var. Aha. Salatamız, meyhane pilavımız, saç tavamız, ayranımız, avşorumuz. Ev yapımı. Ev yapımı. Avşorumuz. İddialıyız. Avşorumuz güzel. Mumbarımız. Ev yapımı mumbar. Sözüm bu ne? Avşor çorbası. Bu büryanın çorbası. Çorbası. Büryanın çorbası. Bize has. Evet. Bize has. İstanbul'da sadece bizde çıkar bu çorba. Başka hiçbir yerde yok. İddialıyız. Süper. Peki ustacığım, bu güzel mekan sabah kaçtan akşam kaça kadar hizmet veriyor? Sabah gece saat 3'te açarız. Gece 12-1'e kadar devam eder. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam. Süpersiniz. Bu gerçekten bir emek işi, doğru malzeme işi, usta ellerin işi diyerek soruyoruz. Peki bu işin sırrı ne ustacığım? Sırrı da bende kalsın. Burada gerçekten ustacığım, hani derler ya, doğru malzeme, usta eller. Tabii. Tabii ki unutulmaz lezzetleri doğuruyor. Yani bir kaliteli anlamda malzeme. Yani o usta eller çok önemli. Kullanılan, evet, yapılış tarzları önemli. Tabii. Ama malzeme de bir o kadar biraz, önemli. Tabii. Etimizi nerelerden alıyoruz ustacığım? Etimiz doğudan geliyor. Antep, Diyarbakır. Aha. Doğa eti, yayla hayvanı. Yayla hayvanlarının, evet, o muhteşem lezzetlerinin İstanbul'la buluşması mı oluyor? Evet, evet. Süper. Ustacığım, peki burası aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyor? Aynı anda 400-500'lük ağırlayabiliyoruz yani. Süpersiniz. Yaz, Ramazan'da daha fazla oluyor tabii ki. Süper. Bu da özel davetlere ev sahipliği yapıyoruz tabii, demek istiyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Ne yapıyoruz? Randevuyla mı çalışıyoruz? Tabii, telefon mu açıyoruz? Telefon açıyoruz. Randevu açıyoruz. Yerler ayrılır. Bu şekilde misafirlerimiz gelir. Ayırdı diyorsunuz. Tabii 30 ki. Kişilik, 40 tabii, kişilik, tabii, 50 kişilik ne olursa, tabii, bu muhteşem lezzetleri sunuyoruz, konuklara. Evet. Biz de diyoruz ki bu muhteşem lezzetler nice yıllar boyu tabii gülen yüzünüzle birlikte daim olsun. Hedefler İnşallah. Neler ustacığım? Hedefi daha büyütmek lazım. Mekanı. Ufak da büyüyelim bakalım. Nereye kadar giderse. Süpersiniz. Çeyrek asırdır buradasınız. Çok uzun bir yıl. 25 yıldır var olan hep kalite oldu, lezzet oldu. Ben burada tabii emeği geçen öncelikle size, sonrasında diğer ortaklarımıza, sonra usta aşçılarımıza, emeği geçen görünmeyen kahramanların tümüne de bu vesileyle teşekkür etmek istiyoruz. Biz iyi bir ekibiz diyorsunuz. Evet. Ve biz bu ekibe de emeğine, i̇nşallah yüreğine sağlık diyoruz. Yürüteceğiz inşallah. Ve yürekten diliyoruz ki bu keyifli lezzetler niceleriyle birlikte uzun yıllar boyu bizlerle olsun. İnşallah. Sağlıcakla kalın ustacığım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Posta TV izleyicileri, bu muhteşem lezzet durağından Bitlis Büryan Şak Sofrası'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Tüm Fatih ve civarı zaten biliyor. Ama biz bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu unutulmaz lezzetlere davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.